Merhabalar. Bugün 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatini sizlere aktarmak istiyorum. Bu önemli bir seyahat çünkü ilk defa bir Osmanlı Sultanı Avrupa'ya seyahat düzenleyecek. Başka örneği yok. Başka hiçbir sultan Avrupa'ya seyahat düzenlemeyecek. Tabi daha sonra şehzadelerin Avrupa seyahatleri olsa da Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati ilk ve son seyahat olmuş olacak. Bu seyahati kim ayarlıyor? Önce onlardan bahsetmek lazım. Arkamda iki resim görüyorsunuz. Bu iki resim Ali ve Fuat Paşalar'ın resimleri. Bunlar döneminde çekilmiş fotoğraflar. Renklendirdim. Fena gözükmedi gözüme. Bilmiyorum. Siz tabi değerlendireceksiniz bunu. Ali ve Fuat Paşalar Sultan Abdülaziz döneminin en önemli Iki sadrazamı. Onlar e, döneme damga vurmuş iki isim. Genç Osmanlılarla çok çekişmişler ve bazı bazen araları çok bozulmuş, bazen araları düzelmiş. Nihayetinde e, biri 1869'da, biri 1871'de vefat ediyor. Rahmetli oluyorlar ve genç Osmanlılar karşılarında Ali ve Fuat Paşa'dan daha ciddi e, muhalifler buluyorlar tabi o dönem. Ama Genç Osmanlılar mevzusunu daha sonra anlatacağım. Ama merak edenler varsa Şerif Mardin'in bu konuda çok, Şerif Mardin hocanın, rahmetli Şerif Mardin hocanın çok geniş e, doktora tezi var bu konuda. Ve bu kitaplaştırıldı bu doktora tezi. İletişim yayınlarından çıktı. Çok başarılı bir çalışma. Ödül almış bir çalışma kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka edinin, mutlaka okuyun. Hakikaten bir akademisyenin ne kadar nitelikli çalışabileceğinin örneklerinden biri. Ve bize o döneme gerçekten ışık tutuyor. Yani neler yaşandığını, Osmanlı'nın son dönemlerinde ne, ne değişimlerin yaşandığını çok güzel anlatıyor. Şimdi konumuza gelirsek Ali ve Fuat Paşalar Sultan Abdülaziz'in Avrupa'ya, çıkması için belli altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Sultan Abdülaziz aslında bir davet bekliyor ama kendi karar verip çıkmak istemiyor. Yani özellikle 3. Napolyon'un onu davet etmesini bekliyor. Bu yüzden de Ali ve Fuat Paşalar da 3. Napolyon'un, İmparator 3. Napolyon'un Sultan Abdülaziz'i davet etmesi için diplomatik çalışmalara giriyorlar. Fransa'daki Paris'teki gazetelere rüşvet veriyorlar. Bazı elçilerle görüşüyorlar. Ve alttan alta Sultan Abdülaziz'in Avrupa'yı seyahat etmek istediğini dedikodusunu yayıyorlar. Bu tabi 3. Napolyon'un kulağına kadar gidiyor. 3. Napolyon da bundan çok memnun oluyor. Çünkü o dönemde zaten bir 1867'de Fransa'da çok büyük bir uluslararası fuar var. Ve 3. Napolyon'da iktidarını pekiştirmek için bu fuarı bir fırsat olarak görüyor. O yüzden çok şatafatlı olmasını istiyor ki davetliler listesini göstereceğim. Davetliler listesinde hemen listesinde hemen hemen Avrupa aristokrasisinin hepsi yer alıyor. Neticede 3. Napolyon Sultan Abdülaziz'i Paris'e davet ediyor Fuara. Bunun üzerine tabii Sultan Abdülaziz de bu daveti memnuniyetle kabul ediyor ve seyahat başlıyor. Aslında bu yani bu seyahatin Ali ve Fuat Paşa'nın planı olduğu konusunu ben Nihat Karaer'in tezinden aldım. Belki başka fikirler vardır. Nihat Hoca bugün Mehmet Akif Üniversitesi'nde galiba. Ben, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde profesör. Özellikle yakın çağ tarihi ile e, alakalı. O yüzden e, onun tezindeki bu yani Ali ve Fuat Paşa'nın planladığı konusundan ilerleyeceğim. Ali Fu Fuat Paşa yine tekrar edersek Ali ve Fuat Paşa bu geziyi planlıyor. Bir şekilde 3. Napolyon'a bu haberi iletiyorlar. 3. Napolyon'a bunun üzerine Sultan Abdülaziz'i e, Paris'e, Fuar'a davet ediyor. 1867'deki Paris Uluslararası Fuarına. Şimdi gelelim sonraki yaşanan gelişmelere. E, bu yine Nihat Hocanın, Nihat Karar Hocanın e, doktora tezinden alınmış bir harita görseli. Burada Sultan Abdülaziz'in seyahatinin başlangıcını, gelişimini e, ve ilerlemesini görüyorsunuz ki görüyorsunuz burada İstanbul'dan yola çıkıyor. Çanakkale'yi geçiyor. Adaların arasından Messina'ya varıyor. Messina'da mola veriliyor. Burada gemiye takviye yapılıyor. Mühim gerekli ekipler ekipmanlar alındıktan sonra tekrar Marsilya'ya gidiliyor. Marsilya'dan Lyon, Paris, ondan sonra İngiltere, tekrar Belçika üzerinden Prusya, Viyana ondan sonra Budapeşte Rusçuk e, yarına İstanbul vardı İstanbul pardon e, böyle bir seyahat rotası var ki gün gün e, Sultan Abdülaziz'in ne yaptığını biliyoruz nerede e, mola verdi neden bir gecikme yaşandı neler oldu bunların hepsi zaten farklı tarihi kayıtlardan da Osmanlı kayıtlarından da takip edilebiliyor yani 3-5 kaynaktan birden biz bu seyahati takip edebiliyoruz. Hiç fazla uzatmak istemiyorum. Devam edelim. Bu seyahat nasıl başlıyor? Sultan Abdülaziz İstanbul'da Dolmabahçe'de Cuma selamlığının ardından saat 4 gibi yola çıkıyor. Bu Cuma selamlığının bir ilüstrasyonu. Gördüğünüz gibi at sırtında. Henüz seyahate çıkmadan önce çok büyük bir karşılama oluyor Cuma selamlı bu sefer kalabalık oluyor ve herkes sultanı uğurlamaya geliyor ve sultan ondan sonra gemiye biniyor ve yolculuğuna başlıyor ki dediğim gibi işte Çanakkale Boğazını geçiyor adaların arasından geçiyor Messina'da bir müddet kalıyorlar ondan sonra tekrar Fransa'ya doğru yol alıyorlar Fransa'da çok görkemli bir şekilde karşılıyor oradaki Türkler Padişahı karşılamak için sıraya giriyorlar vesaire çok uzun bir anlatımı var detaylara girmek istemiyorum. Ondan sonra burada görüyorsunuz yine bir illüstrasyon 3. Napolyon'un karşılaması heyetin herkesin ki Paris'te çok heyecanlı bir şekilde ilk defa tabi bir Osmanlı padişahı görüyorlar Paris'te çok Şatafatlı bir şekilde karşılaşıyor ve insanlar pencerelerin camlarından e, sultanı görmek için e, bir izdiham yaratıyorlar hatta. Dışarıda insanlar ağaçların üzerine çıkıyorlar. insanlar çok merak ediyorlar tabi bir padişah nasıl görünür. Ama işte La, La Türk gazetesi diyor ki e, Paris'tekiler hayal kırıklığına uğradılar. Bunun sebebi e, sultanı daha Avrupa'yı kıyafetler içerisinde gördükleri için... Bekledikleri şey aslında bir Osmanlı Sultanını bendeganıyla ve hizmetkarlarıyla beraber at sırtında bekliyorlar. Ama son derece o dönemin koşullarına uygun bir şekilde giyinilmiş bir ve diğer Avrupalılardan tek farkı fes olan bir figür karşılarına çıkıyor. Yani o doğu figürünü dolduracak bir imge bulamıyorlar padişahta. O yüzden biraz hayal kırıklığı oluyor Avrupalılar için özellikle oradaki yaşayan insanlar için. Çünkü dediğim gibi bir doğu figürü bekliyorlar. Tam olarak o doğu figürünü Sultan Abdülaziz vermiyor oradaki insanlara. Burada da görüyorsunuz 3. Napolyon'la beraber saraya girişleri gözüküyor burada. Çok güzel bir ilustrasyon. Tüm detayları bir şekilde görebiliyoruz. Arkada muhtemelen Sultan'ın arkasında veliaht olan 5. Murat var. Ve arkada diğer gelenler. Burada yine 3. Napolyon'u görüyorsunuz. Yine sultanı eşlik ediyor. Herkes sağ ve sola dizilmiş. Çok ciddi protokoller. Nasıl bugün devlet protokolleri çok ciddiyetle eline alınıyorsa o dönemde çok daha sert, çok daha katı bir şekilde bu protokoller ele alınıyor. Burada da onun örneklerinden bir tanesini görüyorsunuz. Ondan sonra burada baş başa bir konuşma yapılıyor. 3. Napolyon'la. Burada onu gösteren bir e, illüstrasyon, bir gravür var. Burada gördüğümüz sahne ise e, Paris Uluslararası Fuarı'nın açılışı. 1867 açılıştan bir şey. Onur Konu Sultan Abdülaziz'de. Gördüğünüz gibi fuarın açılışında yer alıyor. Fuar çok devasa bir yapı. Onun resmini de koymuş olmam lazım. Onu da göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bu 5-6 tane sayfa var böyle davetlilerin listesi, fuara davetlilerin listesi. Burada da görüyorsunuz Osmanlı'dan kimler öncelikli olarak tabi burada genelde aristokrasi yazılmış. Burada Sultan Abdülaziz'i görüyoruz. 5. Murat'ı görüyoruz. Şehzade 5. Murat. Daha sonra Sultan 5. Murat olacak tabi. Yani Şehzade Murat Efendi henüz o zaman. Burada yine Şehzade Abdülhamit Efendi tabi burada yanlış yazılmış. Ve Şehzade Yusuf İzzettin Efendi. Bu da biliyorsunuz Yusuf İzzettin Efendi de Abdülaziz'in oğlu. Yani şehzadeler arasında o, dönem Avrupa'ya gidenler arasında en genci. burada gördüğünüz gibi fuar alanı çok büyük, çok devasa bir yapı. Bu 1867 Paris Fuarı'nın hem çok fotoğrafı var hem çok kataloğu var. Bunun detaylarını da girmeyeceğim ama hem pavyonu, yani pavyon derken oradaki sergilerden iki tanesini göstereceğim. İki tane yapı var orada Türkleri temsil eden. Onlardan bahsedeceğim. Burada görüyorsunuz yine açılışın farklı bir açısından bir illüstrasyon bir gravür. Gördüğünüz gibi hemen Napolyon'un yanında yer alıyor Sultan Abdülaziz onur konu olarak. Ki Sultan Abdülaziz bu karşılamalardan çok memnun kalıyor. Çok fazla bağışta bulunuyor o dönem. Ki zaten daha sonra halledilmesinde Sultan Abdülaziz'in bu dönemki yaptığı harcamaları bahane edecek Şehir ee, Burada görüyorsunuz onu zaten. Burada evet fuarda yer alan iki yapı. Bir tanesi hamam. Buradaki hamam. Bir tanesi de cami. Gördüğünüz gibi. Bu iki yapı işte fuarda yer alan iki yapı. Türkleri temsilen. Gördüğünüz gibi. Evet, Bursa'yı Bursa, Bursa cami andıran Bursa'daki camileri andıran bir yapı ve bir hamam. Ee, burada daha sonra fuar bittikten sonra Sultan Abdülaziz İngiltere'ye geçiyor. İngiltere donanması çok büyük bir coşkuyla karşılıyor Sultan Abdülaziz'i. Burada o sahneyi görüyorsunuz. Donanmanın top atışları, top pareleriyle Sultan Abdülaziz'i büyük bir coşkuyla karşılıyor İngiliz donanması. Ondan sonra burada ııı e Kraliçe Victoria'yı görüyorsunuz. Aslında bu çok sonraki bir sahne ama ben bunu göstermek istedim. Kraliçe Victoria e, onur konuğu olan Sultan Abdülaziz'e diz bağı nişanı. Yani Order of Charter, Jartier nişanı veya e, diz bağı nişanı olarak bilinen nişanı takıyor kendi elleriyle. Burada onu görüyorsunuz. Burada daha açık şey e, bir yağlı boya resmi. Burada gördüğünüz gibi bu küçük olan muhtemelen Yusuf İzzettin Efendi. iki ayakta olanlar da bu gör, görülen iki kişi de muhtemelen e, Şehzade Murat Efendi ile e, Şehzade Abdülhamit Efendi. Daha sonra tabi biliyorsunuz 5. Murat ve 2. Abdülhamit olarak taht, tahta çıkacaklar. E, burada da Osmanlıca diz verildiğine dair Bağvali'ye gönderilen telgraftan bir örnek. Bu yine bu belgeyi Nihat Hoca'nın doktora tezinden aldım. Görüyorsunuz. Burada Sultan Abdülaziz'in Dover Limanı'nda karşılanışı gösteriliyor. Görüldüğü üzere. Burada tren istasyonunda görüyoruz. Sultan Abdülaziz'i ve muhtemelen tabii ki şehzadeleri burada saraya girerken görüyoruz sultan Abdülaziz'i. Windsor sarayına giriyor daha sonra Buckingham sarayına gidiyorlar vesaire burada gördüğümüz gibi sultanın Buckingham sarayına ulaşmasını gösteren bir illüstrasyon var Londra ziyaretinde Londra belediye başkanı tarafından bu madalyon bastırılıyor gördüğünüz gibi bu madalyonda Welcome, hoş geldin. Ee, var. Bir cami betimi yer alıyor burada da gördüğünüz gibi. İki uygarlığın karşılaşmasını simgeleyen çok güzel bir misafirperverlik hediyesi. Burada da gördüğünüz gibi ön yüzünde de Sultan Abdülaziz'in büstü yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi yine Sultan Abdülaziz'in ayrılışını gösteriyor. Bu, bu daha sonraki Pardon bu şeydeki Viyana'daki Viyana seyahatinde yapılmış bir illüstrasyon. Kısacası İngiltere seyahati de sultan için çok verimli geçiyor. Kraliçe Victoria yaslı olmasına rağmen çünkü oğlu prens Albert vefat etmiş. O yüzden uzun süredir yasta. Ancak sultan Abdülaziz geldiği için bu onur konununu kırmamak için bir süre yastan feragat ediyor ve sultan Abdülaziz ile görüşüyor. Ondan sonra Sultan Abdülaziz İngiltere seyahatinden sonra Viyana seyahatine geçiyor. Burada da Viyana'dan bir sahne görüyorsunuz. Burada Viyana Müzesini ziyaret ediyorlar. Gördüğünüz gibi yine Yusuf İzzet'in efendi yine betimlenmiş. Burada da Padişah'ın kendisini görüyoruz. Burada da 1867 yılında çekilmiş. 3 tane fotoğraf, 1867 yılında çekilmiş 3 tane fotoğraf görüyorsunuz. İlk, en sol tarafta İmparator 3. Napolyon yer alıyor. Onun yanında Kraliçe Eugene, ortada Sultan Abdülaziz, en sağ tarafta da Kraliçe Victoria. Bunlar hemen hemen o yıllarda çekilmiş fotoğraflar. Ki bu bu fotoğrafın bir benzerini en sonda tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi diğer aynı fotoğraflar Kraliçenin fotoğrafçıları tarafından çekilmiş fotoğraflar. Kraliçe e, bu tip fotoğraflardan çok hoşnut. Özellikle aristokrasinin fotoğraflarını çekmeyi ve bunların koleksiyonunu yapmayı çok seviyor. Bu yüzden de Sultan Abdülaziz'in, e, 5. Murad'ın, e, 2. Abdülhamit'in ve Şehzade Yusuf Velihat Yusuf İzzettin Efendi'nin fotoğraflarını çekiyor. Burada görüyorsunuz bütün fotoğraflar aynı yerde çekilmiş. Yani bu fotoğraflarla alakalı bir şüphe vardı. Hani bunlar 1867'de mi çekilmiş diye. Yani belki daha geç tarihli diye düşünüyordum. Ancak e, Kraliçe Victoria'nın fotoğraf arşivi dijitalleştirildiği için ve oradan bu fotoğraflara ulaştığım için ve renklendirdiğim için diyorum ki evet bu fotoğrafların hepsi 1867 e, Avrupa seyahati sırasında çekilmiş fotoğraflar. Görüyorsunuz burada da bu fotoğrafları. Bu Avrupa seyahati hem Şehzadeler için hem Sultan için çok ufuk açıcı bir seyahat oluyor. E, Avrupa'daki bütün gelişmeleri kendi gözleriyle görüyorlar. E, donanmayı yakından izliyor ki Sultan Abdülaziz donanmayı izlemeye bayılıyor. O yüzden İngiltere donanması çok büyük bir gösteri yapıyor. Sultan Abdülaziz de hayranlıkla bunu izliyor. Onun dışında e, şehzadeler de çok etkileniyorlar ki siyasi tavırlarında da bu görecek ki göreceksiniz 2. Abdülhamit döneminde yapılan yenilikler aslında bu İngiltere seyahatiyle beraber aklında netleşiyor ki daha sonra e, Atif hatıralarında da 2. Abdülhamit İngiltere seyahatinden övgüyle bahsedecek. Oradaki İngiltere'nin Tren tren yollarıyla alakalı çok fazla övgüyle bahsedecek. Her tarafı bir A gibi örmüşler diyecek. E, tren yollarına bayılacak İngiltere'nin. Gelişimine bayılacak ve bu gelişimi Avrupa'ya taşımaya Avrupa'dan Osmanlı'ya taşımaya çalışacak. Kendi saltanatı döneminde çok büyük bir etkiye sahip bu seyahat. E, bu çok enteresan bir fotoğraf daha var burada. Gördüğünüz gibi burada üç figür yan yana. Kim bunlar? Sultan Abdülaziz, oğlu Yusuf İzzettin ve yeğeni Şehzade Abdülhamit Efendi. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta bu programın bir ekstrası olsun. Yine aynı seyahat sırasında yani 1867 yılında çekilmiş bir fotoğraf karesi bu da. Burada da ilk defa iki şehzadeyi ve sultanı fotoğrafla yan yana görüyoruz. Bu da güzel bir enstantane. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla anlatmak isterdim ama dikkat ettiğim tek şey bu tip uzun videolarda bir süre sonra izleyicinin sıkılması. O yüzden çok fazla sıkmak istemiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.